Öncelikle ben Cumhuriyeti yaşamış bir kişiyim. 1942'de doğdum. Dolayısıyla 80 yıl gibi bir zaman Cumhuriyeti görmüş oldum. Nasıl geliştiğini. Tabii Cumhuriyet'in aslında modernizmle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Yani dünya modernizme girerken Atatürk bizi de o yeni maceranın içine hemen çekti. Ya bu tabii müthiş bir hareketti. Onun süreci, yani modernizm sürecini Türkiye çeşitli aşamalarla yaşadı. Bunun içine işte demokratik süreç girdi. Bununla çok mücadeleler geçirildi. Tabii ben 4 tane şey gördüm. Sonuncusunu da gördüm. Askeri darbe. Tabii bunlar bizim belleğimizde duruyor. Bütün bunlarla Türkiye'nin bir şekilde yüzleşmesi lazım. 20. yüzyılda yapılan bütün yanlışlıkların bir şekilde masaya konup bu yüzyıla temiz bir şekilde girmek gerekiyor. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı bu yüzleşmenin gerçekleşmesini çağırıyor. Bakın, gelecek konusu şu anda gerçekten bütün dünyanın gündeminde. Neden? Çünkü doğa-insan ilişkisi bitti. Ne başladı? Teknoloji-insan ilişkisi başladı. Dolayısıyla insan, neden bunu söylüyorum? Yapay zeka, robotlar, işte bütün bu iletişim hareketleri, hatta işte bu göç hareketleri, yani dünyadaki nüfusların değişim hareketleri, yepyeni başka bir dünyanın oluşumunun eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Yani işte bilim, teknoloji, akıl, bunlar için bir takım çözümler, yani bunların yaratacağı olumsuz durumlar için çözümler getirmesi lazım. Bu çözümleri de bizim dikkatle izlememiz lazım ve saygıyla karşılamamız lazım. Çünkü dünyanın geleceğini yaratıyor bütün bu teknoloji ve bilim. Şu anda Türkiye'nin marka dediğimiz alandaki yaptığı bütün işler son derece yararlı. Çünkü bizi güncel tutuyor dünyada. Yani bir geriye doğru gidiş hareketinin önüne geçen nedir? Sonuçta bütün bu iş dünyasının çalışmaları. Bunları mutlaka geliştirmek gerekiyor. İş dünyası Türkiye'yi bu gelecek dediğimiz yeni ideolojiye doğru götüren araçlardan birisi ve son derece güçlü bir şekilde ilerliyor bir taraftan. Yani tamam, biz kapitalizmi eleştiriyoruz, işte neo kapitalizm diyoruz, bütün bunlar var ama bunlarla da baş etmek için iş dünyasının devlet, yerel yönetimler ve toplumla çok iyi bir şekilde iletişim içinde olması lazım. Bakın, bu etkinlik bu iletişimlerden birini mükemmel bir şekilde gösteriyor.